Yeni bir videodan herkese merhaba. Yatırım 101 YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün bir yurt dışı hissesinin temeniz videosuyla karşınızdayım. E, yine elimden geldiğince sizlere e, bu şirketi anlatmaya çalışacağım. Şimdi yurt dışı şirket ile ilgili biliyorum e, çok fazla soru geliyor. Bu soruların hepsini e, cevabını içeren bir video yapacağım. E, merak etmeyin aklımda vergi konusu, işte temettüde vergi konusu, alıp satmadaki vergi konusu diğer giderler, nerelerden yatırım yapabiliriz gibi konuları sizlere anlatıyor olacağım. Sadece bir takım bilgileri topluyorum. Aklımda yani bunu yapmak. Bugün sizlere o yüzden bir şirket analizi yapacağım. Şimdi ben yurt dışı şirketlerini analiz ettiğimde aslında her YouTube videosunda bunları söylüyorum ama yurt dışı şirketlerinde bir kez daha söyleme gereği hissediyorum arkadaşlar. E, Yurtdışı tarafında Türkiye'deki gibi bir tabii ki biraz daha e, dikkatli olmalıyız. Çünkü hem hisse hareketleri sert oluyor hem de e, riskli bir yatırım e, türü. Yani sonuçta e, Türkiye'deki gibi çok fazla veriye belki ulaşmak kolay olmuyor. Yatırım yaptığımız e, ürün, şirket hakkında detaya ulaşmak, yabancı dilimiz yok. Yani bu gibi bariyerlerimiz olabilir. O yüzden benim burada anlattığım şirketler arkadaşlar lütfen direkt e hemen yatırım yapın diye anlatmıyorum sizlere elimden geldiğince hem artısını hem eksisini anlatıyorum şirketlerin yatırım kararını verirken de riskinizi e mutlaka düşünün vadeyi mutlaka düşünün bir yatırım yapmaya karar verirsiniz e öncesinde mutlaka kendiniz araştırın daha sonra ufak miktarlarla yani bugün yatırım yapmanıza gerek yok belki 6 ay sonra çok daha ucuza yatırım yapma imkanınız olabilir ya yani bunları da lütfen göz önünde bulundurun bir kez daha hatırlatmaya hatırlatmak isterim ben böyle bir şeyler paylaşınca direkt uçacak kaçacakmış gibi lütfen düşünmeyin aklıma gelen sırayla sizlere anlatmaya çalışıyorum daha birçok şirket anlatacağım size Yurtiçin tarafta da anlatacağım yurt dışı tarafta da anlatacağım şimdi Youtube kanalını biliyorsunuz bir kütüphaneye çevirmeye çalışıyordum yurtdışı hisse diye bir bölüm açtım Yurtdışı hisse analizlerini de buraya ekliyorum aklınızda olsun Gördüğüm kadarıyla yurtdışı hisse analizlerinin izlenmesi çok daha düşük yerli tarafa göre çünkü şu anda yerli borsalarda çok daha hype var Belki de korkuyoruz bilmiyorum amacımız zaten yatırımcı bir olarak bu korkuyu yenmek bu tarafta da yatırım yapabileceğimizi kolay biçimde şirketleri anlatmaya çalışacağım elimden geldiğince yani amacımız bu taraftaki biraz bilgi seviyemizi arttırmak yatırım yapabileceğimiz şeylerdeki bilgi seviyemizi arttırmak yani her şeye yatırım yapabiliriz yeter ki öğrenelim araştıralım Ben de zaten bu yüzden yurtdışı tarafına başladım şimdi Dün sizlerle paylaşmıştım e, fiyatı 95 dolar civarında son dönemde ciddi bir yükseliş yaşadı o yüzden e, bir tık e, performans oranlarına baktığımızda yani piyasa değeri fiyat kazanç oranı gibi oranlar e, aslında şu an yüksek e, o yüzden e, daha cazip fırsatlar sunabilir e, ama ben yine her e, videoda olduğu gibi önce şirketin nasıl para kazandığı hangi şirket olduğu nasıl yatırım yapacağı gibi detayları anlatacağım. Bu video içerisinde aynı zamanda Amerikan hisseleri işte ADR cinsinde yatırım biliyorsunuz. Bununla ilgili detayı da anlatacağım. Çünkü sorulan sorularda özellikle dün Twitter'da paylaştım. Bir takım sorular var okudum. Bu soruları da cevabı video içerisinde akışı bozmayacak biçimde veriyor olacağım. Şimdi şirketimiz arkadaşlar Duo çok basit biçimde özetleyeceksem bir e, özetlemek istersen bir e-ticaret sitesi arkadaşlar. Bu yeni e-ticaret e, sitelerinden, şirketlerinden bir tanesi. E, Çin merkezli bir e, şirket e-ticaret şirketi. Asıl kurulma amacı ilk kurulduğu sırada e, tarım ürünlerini kullanıcıya, tüketiciye hızlı biçimde aslında ulaştırmak. Bugün bir tarım ürününde biliyorsunuz hatta enflasyonun sebeplerinden bir tanesi olarak Türkiye'deki en büyük problemlerden bir tanesi olarak gösterilir. Yani bir çiftçi ürününü sonuçta eker, biçer, işte hasatını toplar daha sonra bunu topladıktan sonra o hasatı işte götürür, kendi dağıtım tarafında birilerine verir. Oradan lojistik tarafında büyük yerlere sevk edilir. Daha sonra büyük şirketler işte hallerden alır. Daha sonra böyle size ulaşana kadar arada böyle 2-3 farklı kurum vardır. 2-3 farklı... İşte tedarik zincirindeki böyle birçok pay vardır. Yani alıcı ile satıcı arasında çok fazla basamak vardır. Bu basamakların hepsi de gerek lojistik masrafları, gerek işte komisyonlar eklenince çok pahalı hale gelir. Yani tarım ürünlerini sizin aslında masanızda yemek olana kadar işte yene kadar aslında birçok şey maliyet eklenmiş olur. Pin Duo'nun çıkış amacı da Çin'de aslında bu sıkıntıyı çözmek. Bir online e-ticaret sitesi gibi düşünün. Ee, şu anda birçok ürün var ama ilk çıktığı noktada e, aslında e, akıllı tarımla yani ilk başta tarım ürünlerinin e, online olarak sergilenmesi ve müşteriye direkt ulaşması modeline dayanıyor. Biliyorsunuz daha önce size B2B, C2C tarzında şeyler anlatmıştım. Burada aslında direkt müşteriyle üretici birleşiyor. Aradaki e, bu basamakları kaldırmayı e, aslında planlaman kaldırmış bir şirketten bahsediyoruz. Yani bir e, tarım yapan bir kişi ürünlerini burada sergiliyor, müşteriler direkt alıyor e, gibi bir model var. E, bunun dışında tabii ki Pinduoduo zamanında bu işleri, 2015'te yanlış hatırlamıyorsam kurulmuş, yani çok daha görece e, yeni şirketlerden bir tanesi. Bu süreci desteklemek için aynı zamanda yani sadece bir e ticaret sitesi değil, aynı zamanda e, dijital ekonomiyi ve akıllı tarımı desteklemek için e, tarımcılarla çok farklı çalışmalar da yürütüyor. Akıllı tarım konusunda destek oluyor, onlara ekstra teşvik veriyor. Şu anda 900 milyon kullanıcısı olan bir platformdan bahsediyorum ve bu platform biliyorsunuz e, özellikle Çin tarafında iki tane çok büyük platform var. Bu eticaret bir Alibaba e, grubu var. Bir de e, GDI var. E, GD var. E, bu ikisi toplam pazarın çok büyük e, kısmına hitap ediyor. Ama şu anda büyüme hızı anlamında kullanıcı hızı anlamında Pinduoduo da çok daha büyük. E, çok daha hızlı büyüyor. Yani öyle diyeyim büyüme hızı çok daha fazla. Çıkış amacı çıkış noktası tarım ürünlerinin kullanıcıya aradaki basamakların kaldırılarak e, aslında ulaşması olsa da zaman içerisinde özellikle son dönemde biraz aslında şeyi değiştirmiş durumdalar. Ürün gruplarına her şeyi eklemiş durumdalar. Yani şu an Pinduoduo'ya girdiğinizde sadece tarım ürünlerini değil birçok şeyi satın alabiliyorsunuz. Sadece tarım tarafında ürünleri yok. Dolayısıyla birçok şeyde ürün alabiliyorsunuz. Şimdi Pinduoduo'nun Asıl olaylarından bir tanesi son bir sene içerisinde devreye aldı. Sitesine girip inceleyebilirsiniz. Together more savings more fun dediği şu arkadaşlar. Buradaki e-ticaret mantığını disrupt ediyor. Bir ürün alırken aslında bir sosyal medya platformu ile eticaret platformunun birleşimi düşünün. Satın alırken bir şeyi alırken mesela kullanıcıdan daha fazla indirim alabiliyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Ben bu ürünü alacağım diyorsunuz başka ürünü alacak arkadaşlarınızla mesela 24 saat süre veriliyor. O 24 saat sürede birçok kullanıcı eğer o ürüne talep gösterirse siz birim fiyatı daha ucuza alıyorsunuz. Dolayısıyla tanımadığınız insanlarla birleşerek grup indirimi alabiliyorsunuz. Çok daha ucuza aslında alma imkanınız oluyor. Aldığınız ürünleri de hani nasıl Facebook'ta Twitter'da bir timeline var. Burada paylaşarak bir sosyal medya platformu mantığı var burada. Ya aldığınız şeyleri bu şekilde ürün e, yorum yapabiliyorsunuz. Burada paylaşıyorsunuz. Başka sizin aldığınız ürünleri görüyor, onun üzerinden yorum yapıyor ya da alıyor. Bir sosyal medya platformuyla bir e, aslında e-ticaret e, mantığının birleşmiş halini olduğunu düşünebilirsiniz. Yani çok daha e, farklı bir iş modeli e, var burada. Farklı bir inovasyon var. Şimdi e, diğer e-ticaret mantığına baktığınızda işte Amazon mesela Amerika'nın en büyüğü, Alibaba Çin'in en büyüğü bunlara baktığınızda standart bir eticaret ticaret platformu. Giriyorsunuz bir arama çubuğu var. İşte nasıl hepsi burada da, da aynı şekilde. Bu arama çubuğuna istediğiniz şeyi yazıyorsunuz ve buradan bir ürün alıyorsunuz. Yorumlara bakıyorsunuz. Burada ise biraz da sosyal deneyimler ön planda. Bir sosyalleşme platformu ve bu platformu kullanarak daha fazla indirim alma, daha fazla kişiye ulaşma gibi bir seçenek var. Dolayısıyla iş modeli biraz daha farklı. Gelirlerinin hala çok büyük bir kısmını tarım tarafından kazanan bir şirketten bahsediyoruz. Yani ürün olarak biraz daha gelişmeye açık. Hangi ürün? Bugün Alibaba'da satılan, GD.com'da satılan birçok ürünün burada satılacak olması kuvvetle muhtemel arkadaşlar. Çünkü şirket size bir platform sunuyor. Siz yüklüyorsunuz ürünüzü, direkt kullanıcıya satıyorsunuz. Şimdi 900 milyon kullanıcı var ama giderek de artmaya devam ediyor. Bu sorulara baktığımda soruların aslında bir tane yorum çok hoşuma gitti. Çin'in hektaşı olarak bahsetmişler. O videoyu da aslında bu ismi vermeyi düşünüyorum. Çin'in hektaşı bahsediliyor ama burada biraz model, biraz daha farklı bir hani hektaştan anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Şimdi bu şirket bir büyüme döneminde arkadaşlar. Şimdi Amazon zaten kendini ispat etmiş çok büyük. Alibaba çok büyük. JD.com Çin'in çok büyük şirketlerinden bir tanesi. Ama Pinduoduo Pindu, Pindu biraz daha aşağılarda çok daha büyüme döneminde hızlı büyüyen şirketlerden bir tanesi. Dolayısıyla hızlı büyüme şirketlerinden bir tanesi olduğu için hem riski fazla hem de fırsatı fazla. İki şekilde para kazanıyor. Para kazanma detaylarına baktığınızda e, böyle tabi bunları bu videoları izleyerek siz de ulaşabilirsiniz. E, bir takım İngilizce makaleler var. Bunları çok hızlı okuduğunuzda anlayabilirsiniz. Ben evet. hızlı biçimde özet geçmeye çalışıyorum sizlere. Bir tanesi online pazarlamadan para kazanıyor. Yani siz ürününüzü oraya koyarken ürününüzü üst sıralara çıkartmak için, işte keywordlere bağlı olarak e, çıkartmak için bu platforma para ödüyorsunuz. İkincisi de ürün satıldığında Transaction Price dediğimiz yani işlem başına komisyon alıyorlar. Bu modelle aslında Etsy'e benzediğini yani Amazon'dan farklılaştığını Etsy'e daha çok benzediğini söyleyebiliriz. Şu anda Alibaba'ya göre bireysel kullanıcı sayısında hızlı hız, hızlı biçimde artıyor arkadaşlar. Birazdan onunla ilgili bir sayfa hazırlamıştım. Onu da tekrar sizlere göstereceğim. Şimdi neden ben yani Amerikan şirketlerini biliyorsunuz. S&P'de Nasdaq'ta birçok Amerikan şirketi var ama e, yine buralarda yatırım yapabileceğiniz e, Çinli şirketler de var. İşte Alibaba gibi işte bu Pindu 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 gibi. E, bu şirketlerin hisselerini alırken e, ADR tarzında hisse alıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ADR dediğimiz aslında Amerikan Depository Receipt diye geçiyor. Yani Türkçe karşılığı hisse senedi depozito makbuzu gibi bir şey diyebiliriz. Bu aslında işte yabancı yani Amerika dışında kurulmuş bir şirketin e, Çin'de olabilir, Türkiye'de olabilir. Amerika'da hisse senetlerini açtığında e, olan cinsi yani aldığınız şey hisse senedi değil. ADR, ADR'de hisse senetlerini endeksli gibi düşünebilirsiniz. Nasıl hepsi burada Türksel, e, Türkiye'den var. Gidiyorsunuz Amerika Nasdaq borsasına alıyorsunuz. Böyle düşünebilirsiniz. E, ADR aldığınızda aslında e, şirketlerin Temsili hisse senetlerini almış oluyorsunuz. Yani buradaki bir ADR bazen bir pay oluyor bazen 5 pay oluyor. Çok karışık gözüküne bakmayın. Aslında karışık değil. Yani siz bunu hisse senedi gibi düşünebilirsiniz. Kafanızda karıştırmak istemiyorum ama bilmeniz gereken ince bir detay. Bu ADR'ler normal e, Amerikan hisse senetlerine göre e, bir kullanım ücretleri e, var. Bu kullanım ücretleri çok pahalı değil. E, hisse senedi başına böyle 001002 dolar civarında e, yıllık böyle çok az bir masrafı var. E, net ücretler değişiyor. Bunu araştırmanız lazım ama hani genel olarak e, çok düşük olduğunu söyleyebilirim. Yani hisse başına 001 dolar, 002 dolar civarında bir ekstra ücret ödüyorsunuz. Bu ücretler otomatik hesabınızdan kesiliyor. Yani aldığınız e, aslında e, hisse fiyatına, ADR fiyatına bu yansıtı ekstra bir ödeme yapmanız gerekmiyor. E, alıp sattığınızda bu tahsilat yapılıyor. Merak etmeyin. Ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Şimdi bu soruya umarım ADR'nin ne olduğu, nasıl bir şey olduğuna e, cevap e, olmuştur diye düşünüyorum. Yani hisse senedinin temsil eden e, aslında bir e, kağıt gibi düşünebilirsiniz. Kağıt dediğim değerli kağıt. E, biz genellikle böyledir. Şimdi şirketin verilerine dönecek olursak. Şimdi şirketle ilgili neden bu şirketi sizlerle paylaşmak istedim? Birkaç tane e, yatırım tezinden bahsedeceğim. Bu yatırım tezinden bir tanesi arkadaşlar hisse fiyatları son dönemde yükselmiş olsa da e, birincisi e, Çin'in tekrar açılması. Bakın Çin e, aslında çok uzun senedir yani son 1-2 senedir hala sıfır Covid politikası uyguluyor ve hala tamamen o tarafta büyüme hızlanmış değil. Çin tarafında önümüzdeki dönemde büyümeler hızlandığında özellikle açılma e, dan sonra e, ekonomi yavaş yavaş büyümeye döndüğünde bu şirketlere yani ticaret şirketlerine tüketime tekrar talep geldiğinde e, bu satışların Pindodon satışları çok iyi gidiyor. Çok çok daha artacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bu bir yatırım tezi. İkincisi çok iyi bilanço açıklıyorlar ve hızlı birazdan ona geleceğim bilançoyu anlatacağım. Çok hızlı büyüyorlar. E, bu ikinci büyüme e, tezi yani pozitif tarafta Eksi pozitif tarafta üçüncü bir şey. Hemen şuradan göstereyim. E, sadece şu anda en büyük tabii ki pazar Çin. E, ama Temu tedikleri yeni bir platform açtılar arkadaşlar. Bu Temu da Kuzey Amerika'da ya yani Amerika'daki bir oluşum. Bunu yeni kurdular. Burada da Amerika tarafında satış yapmayı planlıyorlar. Yani aynı mantığın bir tık değişiği ucuz ürün satmaya çalışacaklar Amerika'da. Burası biraz tartışılır ama cirosunun ee, ya önümüzdeki ilerleyen yıllarda buradan gelecek cironun e, böyle 30 milyar e, dolar civarında olması bekleniyor. Bu da çok büyük bir ciro. E, bugün e, 5 milyar dolar civarında bir ciro var. Sadece Temu'dan gelecek 30 milyar dolar civarında bir 5 sene sonra 2027 28 civarında bir ciro bekleniyor. Ancak e, burada da negatif taraflara geçeyim. Şimdi kolay değil. Amazon varken, işte Walmart varken, yani Amerika'da çok güçlü rakipler varken çok kolay bir hedef değil. Birincisi bilmemiz gereken bu. İkincisi arkadaşlar, e, ABD tehdidi. Şimdi Amerika tarafında biliyorsunuz Alibaba, e, Çinli teknoloji şirketlerine, Çin teknoloji savaşlarında Huawei'ye birçok şirkete, Alibaba tarafına inanılmaz yaptırımlar uygulandı, inanılmaz sıkıntılar uygulandı. Siz bu şirkete yatırım yaptığınızda hem Amerika tarafındaki risklere maruz kalıyorsunuz, piyasa risklerine hem de Çin tarafındaki risklere maruz kalıyorsunuz. Yani Çin ve Amerika'yı birlikte takip edeceksiniz. Şimdi bir Amazon'a, Apple'a yatırım yaptığınızda sadece Amerika tarafını takip etseniz yeterli olurken burada bir Çin şirketine Amerikan ADR üzerinden yatırım yaptığınızda bu sefer bu riskleri almış oluyorsunuz. Bir de ABD hükümetin uygulayacağı Çinli şirketlere bu tarz ekstra baskılar, sıkıntılar özellikle bu 5 büyük Apple, Amazon gibi şirketler biliyorsunuz yönetimi yani Amerikan yönetimiyle çok iç içeler. Dolayısıyla böyle bir risk var. bunu da mutlaka belirtmek istedim sizlere. Şimdi hemen şurada güzel bir aslında bu detaylara geleceğim ama şunu söylemem lazım bir detay daha hemen şöyle şurada ayarlamıştım şu videonun içer şey şu analizin içerisinde bakın burada pazar paylarından bahsediyor Biraz önce özet geçmiştim bu pazar payları 2022 yılına baktığımızda da büyüyerek devam ediyor arkadaşlar bugün Eee 2019'da aslında Pinduoduo'nun %6'lık bir e, pazar payı varken 2021'de %15'e çıkmış durumda. Bugün bu yenilikçi modeliyle biraz önce söylediğim e, C2M yani konsüm, Manufacturer ile Consumer'ı birleştirdiği e, bu iş modelinde e, şu anda kullanıcı 259 milyon, 260 milyon kullanıcı sayısına ulaşmış durumda. Ve çok hızlı büyüyen bir şirketten e, bahsediyoruz. Bu çok hızlı büyüyen şirketin ee, tabii ki potansiyeli var, tabii ki riskleri de var. Şimdi e, bu büyüme hızındaki tabii ki sebeplerden bir tanesi de e, Alibaba ve JD e, dediğimiz yine Ameri şey Çin'in en büyük sitelerinden bir tanesi çok düşük komisyonlar alıyorlar. Çok düşük komisyonla hızlı büyüyorlar. Hızlı büyüdükleri için de çok hızlı kullanıcı sayısına e, erişmiş durumdalar. Önemli konulardan bir tanesi, e, Özellikle Çin tarafında arkadaşlar düşük ekonomide, düşük GDP yani biraz daha yoksul kesim diyeyim, alım gücü düşük kesime hitap ediyor bu uygulama çünkü çok daha ucuz toptan alım yok tamamen bireysel tüketiciye endekslenmiş durumda ve Çin'in çok daha aslında rural dediğimiz yani kentsel olmayan çok daha köy tarafındaki kitleye hitap eden bir kullanıcı kitlesi var. Dolayısıyla oradaki ekonomik değer de çok büyük. Bu ekonomik değeri hedefleyen bir kullanıcı, bir program olduğundan bahsedebilirim. Şimdi genel hatlarıyla şirket bu şekilde para kazanıyor. Uygulaması var. indirebilirsiniz ama Çince arkadaşlar. Ne kadar anlarsınız bilmiyorum. Dolayısıyla Çin pazarına hitap eden bir şirket olduğunu e-ticaret şirketi olduğunu söyleyebilirim. Bu detaylı sitesinden birçok şeyi zaten burada anlattıklarımı detaylı biçimde videolarla izleyebilirsiniz. Şimdi biraz bilanço tarafına gelelim. Bu detayları sizlere anlatmaya çalıştım. Şirketin büyüme, şirketlerin yaşam döngüsünü biliyorsunuz hep anlatıyorum. Büyüme hisselerinden bir tanesi. Şimdi bilanço tarafına geldiğimizde şöyle financial kısmına gelelim. 2020'den 2022'ye doğru gittiğimizde bakın Ciro 923 milyondan 5 milyar civarına gelmiş Eylül'de. Muhtemelen sene sonu bilançosunda 6 küsürlere gelecek. Yani sene sonu bilançosu açıklandığında. Yani Ciro arkadaşlar dolar bazında yani September 2020'den son 2 senede 2,5 katına çıkmış bir Ciro var. Son 2,5 senede 2,5 katına çıkmış ve bu Çin'de bir sürü yasağın olduğu böyle Covid'in tam olarak bitmediği hala sıkıntılı olduğu dönemlerde Ciro'dan bahsediyoruz. Bürüt karlılık 1.6'dan yani 1 milyardan 3.9 4, milyar, 4 milyara gelmiş durumda. Yani ciddi bir burada karlılık artışı da var ve şirketin bürüt karlılığı da çok iyi. Yani Ciro üzerinden bürüt karlılık oranına baktığınızda çok iyi. e Ticaretin zaten olayı bu. Yani şirket hiçbir şeye karışmıyor. Aracı e, tüketici ile üretici arasındaki aracı olduğu için çok ciddi kar yazıyorlar. E, operasyon karına baktığımızda uzun dönem eksideyken 2021 e, ortası ile artıya geçmiş. Artık para üreten, net kar üreten şirketlerden bir tanesi. Hemen şöyle gelelim net inkama yani net kardan bahsediyoruz. Hızlı büyüyen yeni kurulmuş şirketler tabii ki zarar ederler. Önemli olan onlar için en başta e, büyümektir hızlı büyüklükler için çok fazla yatırım vardır çok fazla borçları vardır ama bir noktadan sonra bu artıya döner Ve bu artı çok hızlı biçimde artmış özellikle son iki bilançoda arkadaşlar e, Çok hızlı biçimde artmış şirketin bakın 6 5 milyarlık bir e, revenue'su var Ciro'su var Bunun 1.5 milyarı net kar yani ciddi bir e, burada yüzde 30'luk bir net kar marjı var %30 net kar marjı çok iyi bir net kar marjı. Bunun dışında e, EBITDA yeri geldiğinde bunları biliyorsunuz en önem verdiğim konulardan bir tanesi ama pozitife giden bir EBITDA, e, FABÖK diyebiliriz, çevirebiliriz. E, i̇yi bir görünüm var finansal olarak. Şimdi tekrar yukarı gelelim. Peki e, şirket dividend veriyor mu? Yani kar payı veriyor mu? Tabii ki vermiyor çünkü şirket hızlı büyüyen bir şirket. Peki olumsuz ne var bu şirkette? Olumsuz arkadaşlar aslında şirketin şu anda fiyatı Pahalı Neye göre pahalı fiyat kazanç oranı pe dediğimiz price to earning fiyat kazanç oranı Enterprise value belli satışlar biliyorsunuz Türkiye'de şirketleri anlatırken size bu oranları çok fazla anlattım Fiyat kazanç oranlarını anlattım Defter değeri oranlarını anlattım Price to book yani fiyat bölü defter değeri oranlarını anlattım. Bunların hepsine baktığınızda sektör ortalaması ile kıyaslamasını görüyorsunuz. Yani sektör ortalamasından fiyat kazanç oranları neredeyse iki katından fazla. Bu şu demek. Şirket şu anda aşırı fiyatlanmış durumda. Şu anda şirketin fiyatı 95 dolar. Aşırı fiyatlanmış durumda. Ama ne demiştim hızlı büyüyen şirketlerde maalesef fiyat çok önceden gidiyor. İnsanlar bunları satın alıyor. Şu anda o yüzden hisse fiyatı Buna göre yani bu metriklere göre pahalı. Ancak hemen burada başka bir e, antitezle getiriyorum. Alibaba'nın, e, Pinduoduo'nun, Amazon'un ve CDA'nin e, mesela Enterprise bölü EBIT yani şirket değeri bölü ürettikleri EBIT dediğimiz FABEC diye çevireceğim. Yani Earning Before Interest Rate and Tax diyelim. Oranlarına baktığımızda mavi oranın aslında mesela Amazon'un 94% ee, pdd babanın 18, pdd'nin 26 olduğunu yani ortalamalarda olduğunu görüyoruz. Şuradan bakayım başka bir oran bulmaya çalışayım. Mesela price to book, ee, defter değeri oranı, kitap bölü defter değeri oranına baktığımızda bakın biraz daha pahalı olduğunu görüyoruz. Yani defterine göre, e, ettiği değere göre, kitaptaki değerine göre, bilançosuna göre değerli bir, e, fazla değerli bir şirket, pahalı bir şirket olduğunu görüyoruz. Ancak neler olabilir ilerleyen dönemde? Şimdi hızlı büyüyen şirketlerin herhalde ortak özelliklerini anlamışsınızdır. Hep de size bunu anlattım. Hızlı büyüyen şirketler hızlı değerleniyor. Pahalı gidiyor. Hep pahalı gidiyor. Ee, bu Amazon'un mesela bir geçmişine bakın arkadaşlar. Amazon geçmişe hep pahalı gitmiş. Görüyor musunuz? Hep böyle ortalamanın üzerinde gitmiş. Son dönemde düşmüş tabii ki fiyattan dolayı, S&P düştüğünden dolayı. Ancak bu şirketin eğer hızlı büyüyen şirketler fiyatlarından daha önce ya da daha fazla şirket defter değerlerini arttırırlarsa bu da nasıl olur? Çok hızlı değer artışıyla yani satışların artmasıyla net netken artmasıyla defter değerleri yükselir ama fiyat değerleri eğer o kadar yükselmezse bu oranlar ortalamaya iner. Dolayısıyla tekrar cazip hale gelir. Önümüzdeki dönemde dolayısıyla hızlı büyüyen şirketlerde hep buna dikkat etmemiz lazım ama bu, bu şirket şu anda bir tık bağlı olabilir ama 4-5 sene içerisinde elde edeceğimiz değere göre uzun vadeli yatırım düşünülürse de şu anlar ucuz olabilir. Biraz önce söylediğim gibi bazı riskler var bu şirketle ilgili özellikle Çin tarafında size anlatmaya çalıştım. Yani artık ucuz bir hisse değil. Çin tarafında büyümeler, bir büyüme hikayesi var. Açılma hikayesi var. ABD tarafından bir tehdit ihtimali de var. Yani artılar, eksiler aklıma geldikçe sizlere özetlemeye çalıştım bir kez daha. Türkiye'de böyle bir şirket var mı derseniz yok. Buraya Confront'u koydum ama Confront tam olarak bu iş modelini bu Pinduoduo'nun sadece iş modelinin akıllı tarım tarafını sadece alıyor e, ma maalesef e, böyle direkt daha sofistike bir ürün yok. E, bir de biraz önce söylediğim gibi aplikasyonda yani bu mobil uygulamada asıl önemli olan biraz burada kullanıcı deneyimi daha farklı bir deneyim. O yüzden e, disruptive bir model var. Yani takibimizi almamız gereken şirketlerden bir tanesi diye düşünüyorum son e önümüzdeki 1-2 yılda, 3 yılda bazı şeyleri erken keşfetmeye çalışıyoruz. Belki geç kaldık, belki erken ama sonuçta ben de sizlere yeni fırsat buldukça bir şeyleri anlatmaya çalışıyorum. Özellikle biraz daha yönümüzü batıya döndüğümüzde. Gerçi bu yönü biraz daha hem doğuya hem batıya dönmüş oluyoruz ama olsun. Son bir yılda baktığımızda S&P'nin üzerinde getirmiş. Yani Teknik olarak da bir tık daha fiyatı yüksek yüksek olduğunu söyleyebiliriz. 2020'de şöyle çok sert bir düşüş var. Aslında şöyle biraz daha uzun baktığınızda S&P'yi de şöyle kapatalım. Teknik olarak baktığınızda e, çok sert bir düşüşten aslında yeni yeni bir dip oluşumu e, 2022'de özellikle bir şirketin buralarda işte zarar etmesi beklenti fiyatlanıyor bilançolar kötü geliyor bir türlü kar edemiyor. 2022'nin ortalarında 2022'de şirket kar etmeye başlıyor. Hatırlarsınız bilançoda gösterdim. Sonra şirketin hisse tekrar değerlenmeye başlıyor. Şimdi önümüzdeki dönemde farklı beklentiler alındığında bu şirkette de bir potansiyel olabilir diye düşünüyorum. Ama söylediğim gibi lütfen tekrar araştırın. Hemen yatırım yapmayın. Bu sizin yatırımınıza, riskinize uygun olmayabilir. Hisse fiyatları çok sert hareket ediyor. E, o yüzden lütfen kendiniz de araştırmaya çalışın. Yurtdışı hisselerine birkaç biçimde, farklı biçimde yatırım yapabilirsiniz. Ben e, daha önce de söylemiştim. E, Midas tarafını ucuz buluyorum. Midas'ta her işlem başına buçuk dolar komisyon ödüyorsunuz. E, SPK lisansları, SEC lisansları var sitesinden girip e, inceleyebilirsiniz. E, şirketle ilgili e, birçok bilgiyi de orada bulabilirsiniz. Basit bilgiler var adr ya da hissene de alabilirsiniz oradan hiçbir fark yok midas tarafına alırken ve bir de fiyatı 95 dolar ama midasta parçalı hisse alabiliyorsunuz yüksek fiyatlarda yarım hisse alabiliyorsunuz çeyrek hisse alabiliyorsunuz yani hesabınızda 50 dolar varsa 50 dolarlık bile hisse alabiliyorsunuz bu videoda da arkadaşlar elimden geldiğince dilim döndüğünce sizlere yeni bir şirket anlattım Pindodo ben de yeni öğreniyorum sizlerle birlikte araştırdıkça sizlere bir şey anlattırdıkça umarım faydalı bir video olmuştur. Siz daha fazlasını mutlaka araştırın. E yatırım101.com üzerinden de daha fazla biliyorsunuz içeriye ulaşmak isteyen, eğitime ulaşmak isteyen katıl tarafına katılabilir. Orada eğitim serilerimiz var. Katılı özel videolar var. sitemizde ücretsiz rehberler var. Yani kendini geliştirmek isteyenler için arkadaşlar yatırım101.com ve YouTube adresimizde her şey var. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşürüz diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.